Adem Aven'de doğru 3200 kampına doğru gidiyoruz. Oradan direkt 4200 kampına yürüyerek çıkacağız. Eşyalarımızı katırlara vereceğiz. Şimdi jiplere yerleştik ve yola koyulduk. Ben bagajla gidiyorum. Evet Hasan abi. Çok güzel. Demaven'de çıkıyoruz abi. Ne hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum. Üzülme hissediyorum. Güzel abi. Hiçbir şey hissetmemek en güzel abi. Gidelim abi. İran'daki bütün dağ evlerinde mescit var. Aleyküm selam. Bunlar şey abi, çoğunluğu Afganlı. He he. Çalışanlar. Bizim malzemeler gidiyor. Bu pembe çuvallardan biri benim. Çantalar toz olmasın diye çuvallara konuyor ve öyle götürülüyor. Kampındaki dağ evine ulaştık. Orada değiliz. Geliz Otay'dan. Otay'dan. Otay ne Mustafa? Bunlar. Aklimatizasyon yürüyüşündeyiz. Dağ evi ve kamp yeri arkada. Sefer Naci abi ve ben 300 metre kadar yükseldik. Yani şu an 4500'lere geldik. Bu gece zirve yürüyüşüne başlayacağız. Hava açık, iyi gibi. İnşallah çok soğuk olmaz. Hepimizin bir korkusu var, üşümek. Üşümezsek çıkarız. Alemkuhta aklimatizasyonu gerçekleştirdiğimiz için ufak bir kafa ağrısı dışında hiçbirimizde hiçbir şey yok. Çok iyiyiz. İran'ın dağlarına selam. Demavent'te 4200 kampındayız. Dağ evinde kalıyoruz. Çadır kurmadık. Ha, fark ettim. Evet, Demavent'te 4200 dağ evinde zirve günü. Geceyi burada geçirdim. Sabaha karşı duvarda olacağız. Yarın tüm ekip olarak inşallah Demavent zirveyi görmek nasip olacak. Evet, Demavent dağındayız. Ayın kaç olduğunu hatırlamıyorum. Birazdan arkadaşlarım gelecek ve zirve tırmanışına başlayacağız. Sabah 5.30 Türkiye saatiyle saat 4. Dağ evinde uyuduk. Güzeldi ama gürültülüydü. Şu an 4800'e yaklaşmak üzereyiz. Orada zor bir parkur var. Orada tekrar bir toplantı yapıp devam edip etmeyecekleri belirleyeceğiz. Kamp yerimize güneş yeni doğuyor. ...5050'lerdeyiz. 600 metre daha tırmanacağız. Gayet iyi gidiyor. Kramponlarımızı almadığımız için biraz kayalara vurduk ama olsun, herkes öyle yapıyor.
İran'da zaten kazma krampon görünce dağcılar gülüyorlar. Burada da böyle bir durum var işte. Kazasız belasız şimdiye kadar getirdik. İnşallah böyle bir sürer ve biter. Şurası geçit veriyor mu ya? Ferhat abi. Rekorunu kırdıkça kırıyorsun abi. Arkada kalan arkadaşlarımızı beklemek için burada mola veriyoruz. Bir grupta İranlı dağcı burada mola vermiş durumda. Onlara da arkadan yetişmiş oluyoruz. 5150'li rakımlardayız. Devamen zirveye çok yakınız. Toprağın ve karın rengi değişti. Çünkü burada kükürt salınımı var. Oldukça kalabalık bir dağ. İran'da dağcılık bizden fazla gelişmiş. Toprağın rengini görüyorsunuz, yeşil sarı. Öyle bir renge bürünmüş. Çok güzel, değişik. Buraya çıkmayan bu duyguyu tadamaz. Demavende çıkan bütün dağcılar yanlarında kola getiriyor. Coca-Cola. İranlı abiyle birlikte kola içiyoruz. Şerefe. Şerefe. Şöyle şişeleri. Şerefe. Eyvallah. Normal. Normal. Şerefe normal. İran no normal. Hadi şerefe. همیان باید صحبت کنم بیایی آقای اینی نهید کنم بایی آقا صحبت کنم Deli gibi bir kükürt kokusu var. Yukarıda daha fena püskürüyor. Az kaldı, bir saat sonra oradaylar. Gürültü patırtı içinde sevimli bir şekilde geliyorlar. Helal olsun onlara. Demaven Serbiye'ye çok yakınız. Kükürt salınımlarını görüyoruz. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Burada kayalardan çıkıyor. Ve ses de geliyor. Kükürtten dolayı toprağın rengi yeşermiş. Burada herkes maskeyle çıkıyor. Şiddetli bir mide bulantısı var herkeste. O yüzden geğiri geğiri çıkıyoruz. Demavende çıktım da geğirmedim demeyin. Evet. 6671 ya da 6652 bakacağız. Hangisinin doğru olduğunu zirveye çıkınca bakacağız. İranlı Türkler de arkamızdan geliyorlar. Çok güzel sohbetleri var, demin sohbet etmiştik. Asıl büyük kükürt kaçağı buradan geliyor. Ve sanki tencerede su kaynar gibi ses çıkıyor. Evet, en büyük kükürt çıkan yere doğru gidiyoruz. Deli gibi bir kükürt kokusu,
Midem zaten bulanıyordu. 6650 rakımda, 5650 rakımda. İran'ın en yükseği Demavent'teyiz. Demavent'in zirvesindeki kükürt kaçaklarındayız. Deli gibi püskürüyor. Sanki kazanda su kaynıyor gibi ses geliyor. Etkileyici ve ürkütücü aslında ama çok etkileyici. Yani çok ilginç. Hocam püskürecek, yapma. Çok ilginç. Sarı 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 geldik bunlar. Vallahi ilginç. Yürümeyen göremez burayı. Biz yürüdüğümüz için görüyoruz. Evet. Demavent zirvedeyim. 5-6 yıldır buraya gelmek için türlü yollar denedim ama kısmet olmadı. Şimdi buradayım. Çok güzel bir duygu. Arkamda Demavent Volkanik Dağı'nın kalderası görülüyor. Burası volkanın ağzı. Kükürt kokusundan boğuluyordum. Bir anda bütün rüzgar bulunduğumuz yere, dumanları yönlendirince hızlı bir şekilde aşağı indim. Cehennemden kaçış. Evet, Demavent'ten çarşak inişi yapan arkadaşlar, Sefer Öztürk. Kaçar adım diyoruz biz buna. Cehennemden kaçış 3. Evet, bölüm 1. Burada biraz cehennemden kaçamayış var. Cehennemden iyi kaçamıyor. Cehennemden yorgun kaçış. Ama cehennemden bir taş aldık. Murat hocam. Bu bir kükürt. Kükürt taşı. Taşı değil mi? Devam et zirvesinden. Göbeğinde mi getirdin buraya? Getirdik. Okula, evet. O yüzden şişman algısı da olmuş olabilir. okuldaki şeye koyacağız. Ne yazık ki koyacak, çünkü şapkaya sardık. İyi olmuş. Göbeğe geçirdik. Güzel, iyi, hayırlı olsun, güzel. Gidek gari. Gel. Evet, cehennemden kaçış. Kar versiyonu. Kayarak kaçış biraz da. Demavent 4200'den zirveye olan rotasının 3 kilometresini falan kayarak inmiş olacağım. Süper. Evet, arkadaşlarımız geliyor. Onları en öndekileri yetiştirdim. Sabahdan bakalım, dumanları, kükürt dumanları yükseliyor. Şırıl şırıl su sesleri içerisinde bir tırmanış oldu. Ancak bu sular içilmiyor. Çünkü yoğun bir kükürt kokusu var. Kükürt salınımı var, bu yüzden bu sular içilmiyor. Önce Alem Kuh'a çıkmıştık. 4852 metreydi. Orada çok iyi bir aklimatizasyon hallettik. O nedenle burada hiç zorlanmadık. Ne kafamız ağrıdı ne bir şey. Tüm grup zirve yaptık burada. Çok iyi oldu, çok mutlu oldum.
birazdan katırlara çuvallarımızı vereceğiz ve 3200 kampına ineceğiz. Oradan da Güney'e inerek oradaki dağ evinde kalacağız. Ertesi gün de tekrar hareket. Bundan sonra şehir gezileri başlıyor. Bence süperdi. Kazası biraz atlatmak her şeye değerdi mi abi? Bence de süperdi. Yerindeyiz. Yük taşıyan katırlar, dağcıların yüklerini taşıyan katırlar burada. Küçücük 3200 kampı görünüyor aşağıda ve oraya doğru yürüyüşe geçeceğiz birazdan. Şimdi içeri girip çuvalladığımız eşyalarımızı alacağız. Buralar dün akşam doluydu, komple yatanlar vardı. Evet, herkes eşyalarını hazırlıyor. Geçmiş olsun herkese. Teşekkür ederim. Kutlarız. Size de geçmiş olsun. Size de. Sağ ol abi. Size de tebrikler. Tebrik ederim. Evet, Sabalan'da 4200 kampından ayrılacağız birazdan. Yüklerimiz geliyor ve onları katırlara yükleyeceğiz. Ve 3200 kampına ineceğiz. Oradan da jiplerimizle Rinal'a geçeceğiz. Alem koktu. Şimdi Demaven tırmanışıydı. Güzeldi. Yorulduk ama çok eğlenceliydi. Yarına gelmek için daha çok daha var. Ve hepsine geleceğiz. Değil mi Olgun abi? Tabii elbette. Geleceksin mi İran'a bir daha? Tabii elbette. Abi sonra hapşır abi. Sonra hapşır abi. Yapacak bir şey yok. Eyvallah. Sen ben sonra çekilirsen. Tamam. İran Dağcılık Federasyonu'nun bulunduğu yerden ayrılıyoruz ve aracımıza geçiyoruz hepimiz. Demavent zirve yaptığımıza dair fotoğraflarımızı, zirve fotoğraflarımızı göstererek zirve belgelerimizi aldık. Dünyada Dağcılık Federasyonları'nın ciddiye aldığı bir diploma fotoğraf göstermeyenlere vermediler.